Merhaba arkadaşlar. Bugün 28 Nisan 2019 saat 17:05 Pazar günü. Borsa İstanbul'da en çok artan hisseleri inceleyeceğiz ilk başta. En çok artan hisseleri incelememizin sebebi en çok artan hisseler daha sonraki zamanlarda ilerleme eğiliminde olurlar. Şimdi sırayla bakalım. Bu kısa dönemli bir stratejidir. Yatırımcılar için, uzun dönem için değil. Çünkü tersine ilerleme de olabilir. Grafik formasyonlarını iyi değerlendirmeniz lazım bunun için. Örneğin ilk başta Petrokent Turizm var. Bunu incelediğimizde Petrokent Turizmi fiyatın çok iyi dalgalanmadığını, böyle küçük noktaların oluştuğunu görüyoruz günlük grafikte. Gördüğünüz gibi bazı günler sadece nokta olarak belirlenmiş fiyat. Bazı günlerde işlem durmuş galiba, yeterli alıcı satıcı olmadığı için. Bunun sebebi işlem hacminin çok az olması. Lot hacminin çok az olması. Aynı şekilde İşbir Holding için de bu geçerli. Gördüğünüz gibi bu tür hisseler çok artsa bile örneğin satarken zorluk yaşayabilirsiniz. Onun için işlem hacmi yüksek olan hisselere odaklanmanız sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü borsa alıcıyla satıcıyı birbirine işlemlerini birbiriyle eşleştirir, birleştirir. Eğer çok satıcı varsa alıcı yoksa işlem yapamazsınız. Eğer çok alıcı varsa, hisse yoksa gene işlem yapamazsınız. Bunun için işlem hacmi çok olan hisseleri kullanın. Diğer İşbir'e bakalım. İşbir de çok artmış. İşbir Holding. Burada da gördüğümüz aynı şekilde bir günlük artışlar görünmekte. Bazı zamanlar fiyatlar garip şekilde ilerlemiş. Bir cetvel gibi çizilmiş gördüğünüz gibi burası. Şu bölge örneğin ya da şu bölgede işlem olmamış. Şu bölgede çok mekanik bir işlem görünüyor. Bu tür hisselerden kaçınmanız sizin için yararlı olur. Ya da Yibitaş, buna bakalım. Burada da aynı şekilde. Zaten işlem hacminin az olduğunu buradan da şu bölgede görüyorsunuz. En son zamanda işlem hacmi biraz yükselmiş ama en yüksek seviyesinde bile örneğin şu gün burada. Buradaki işlem seviyesi çok değil gördüğünüz gibi. Yibitaş'a bakalım. Yibitaş da aynı şekilde. İhlas'a bakalım. İhlas gazetecilik. İhlas'ın bir sürü hissesi var. En son ev aletleri aynı şekilde gördüğünüz gibi en yüksek artış gösteren hisselerdendi. Ev aletleri şu anda burada yok. Gazetecilik bu sefer çıktı. Rotasyon halinde %171 kadar değer kazanmış. 26 Şubat'ta örneğin gene %19'luk bir çıkış. Ondan sonraki günler benim demek istediğim örneğin kısa dönemli bir strateji bu çünkü geriye de gelebilir. Buradaki %19'luk çıkış, şuradaki %19'luk çıkıştan sonra açılış biraz daha yaklaştırayım iyi görebilmeniz için. Şu %19'luk bir artışı göstermek. Bir sonraki gün ise şurası daha yukarıda açılmış ve hisse yukarı gitmiş. Daha sonra biraz hisse dinlenmiş bu bölgede. Daha sonra ilerlemesine tekrar devam etmiş. Şimdi İhlas Gazeteciliğe bakalım. İhlas Gazetecilik'te büyük işlem hacmi olan bir hisse. Ön sıralarda şu bölgede 23 milyon işlem hacmi var. Cuma günü itibariyle. Cuma günümki işlem hacmi. Burada U yapılı bir formasyon görüyoruz. Chart formasyonu. Formasyonlar hakkında ilgi duyan arkadaşlar yorumlar kısmına yazsın. Diğer formasyonları da anlatayım. Bu U formasyonu şöyle ya da kapanışlar daha doğru olur. Buranın kapanışında bir çizgi çizersek bu bölgede kırılmış ve yukarı doğru çıkmış. Fiyat herhangi bir geri dönüşüm göstermediği sürece ilerlemenin devam edeceğini söyleyebiliriz. Fakat çok olan ilerlemelerde bu noktadan sonra %83 kadar çıkmış. Almak için geç olduğunu da söyleyebiliriz. Biraz gerileme artık bu hisse gereğinden fazla artmış. Kapital yatırım 22.000'de gene işlem hacmi az. Bakalım ama. Bu zaten aşağıya doğru trendi olan bir hisse. Onun için çok bakmamıza gerek yok. Balatacılar az işlem hacmi olan bir hisse. Evet, bunda da bakmamıza gerek yok.
İttifak Holding'in işlem hacmi diğer balotacılar ve diğer hisselere göre yüksek, milyon civarında. Gördüğünüz gibi burada da yukarı trend, U formasyonundan sonra şurada bir U formasyonunun olduğunu söyleyebiliriz. Bura kırıldıktan sonra bayağı güçlü bir şekilde ilerlemiş. O kırıldıktan sonra %63 geri getirisi olmuş. Taç Tarım. Taş Tarım'da artış devam edememiş ama gözetlenebilir gene. Çok ilerlemesi olmayan şu anda bir hisse. Önceki günlerde artmış ve aynı şekilde aşağı inmiş. Burada da bunun geçmesi durumunda. Devam ederse bakılabilir tekrar bu hisseye. Tabii bunlar gözetlenecek hisseler. Yatırım yapmak için değil ilk başta. Onu belirteyim. İhlas ev aletleri. Buna baktık biraz önce. Confront. Confront. Gıda. Confront gıda da yine U yapısı göstermiş. Bu da gözetlenebilecek bir hisse. Yukarı doğru artış ihtimali olabilen bir hisse. Ama işlem hacmi az, 500.000 civarında. Real yatırıma bakalım. Real yatırımın da işlem hacmi az. Peker gayrimenkul. Bu çok iyi bir formasyon değil. İhlas Holding. İhlas Holding'in işlem hacmi ne kadarmış? 84 milyon. Bayağı çok. Bu günlük grafikte. Grafik tabii biraz böyle kareli, mekanik görünmekte. Gördüğünüz gibi şu alanlarda işlem yapılmış. Bu tür hisseler bana garip geliyor. Piksel gibi görünüyor. Ama burada da U formasyonunu şurada görebiliriz. Burayı geçişte yüksek işlem hacmi olursa yukarı çıkacağı söylenebilir. Bu da gözetlemek için iyi bir hisse denebilir. Ostim'e bakalım. Yine işlem hacmi yüksek ama herhangi bir formasyon görünmüyor. Datagate'e bakalım. Burada da herhangi bir formasyon görünmemekte şu anda. Görmemekteyim. Şöyle bir trend çizdiğimizde şurayın da gene U formasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bu da gözetlenebilecek hisselerden. Sinpaş. Sinpaş'ta kareli hisseler. Halk. GYO. Bu da kareli hisselerden görünmekte. İş girişim. İş girişim formasyonu şöyle. Tekrar burada bir artış beklenebilir. Bu da biraz mekanik görünmekte bu hisse. Niye ise çok yakın bu hissenin hareketleri. İşlem hacmi küçük olan hisselerin manipüle edilmesi kolay olduğu için onları çok göz önünde bulundurmamanız sizin için daha yararlı olur. Şimdi tüm hisselere bakmıştık. Borsa İstanbul'a baktığımızda zaten işlem hacimleri büyük olan hisseleri görüyoruz. Borsa İstanbul 100 endeksine baktığımızda işlem hacmine göre sıralanmış. En düşük işlem hacmi 6.000'den başlıyor. 1.000'den sonra milyona doğru ilerliyor. Buradan bakarsak tekrar en çok artanlara. Burada en çok artan İttifak Holding. Şok marketleri. Bir formasyon görünüyor. Otokar. Otokar da bu formasyonunu
tamamlayabilir buraya geçerse. Bunlar evet gözetlenebilecek hisseler. Bu videoyu beğendiyseniz iyi olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.